Ket vurma öğrenme ile ilgili bir süreç değil. O yüzden bir önceki videoda ele almadım. Hatırlama ile ilgili bir süreçtir. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden, öğrenenden kaynaklı faktörlerden bahsetmiştik. Orada aktarımdan bahsettik. Aktarma olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bir bilgi öğrendiniz, bir sonraki bilgiyi ya kolay bir şekilde öğreniyorsunuz ya da zorlaştırıyor. Biz buna ne diyorduk? Aktarma. Peki ket vurma nedir? İki bilgi var elinizde. Eğer bu iki bilgiden birini hatırlıyor, diğerini hatırlamıyorsanız ket vurmuş oluyorsunuz. Peki bu ket vurma ileri mi geri mi oluyor? Onu inceleyelim. Önceden öğrenilen bir bilginin, sonradan öğrenilen bir bilginin hatırlanmasını zorlaştırmasıdır ya da karıştırırsınız. Geriye ket vurma. Sonradan öğrenilen bir bilginin, bilinen bir bilginin hatırlanmasını zorlaştırma ya da karıştırmasıdır. Şöyle yapalım, örnekle bunu pekiştirelim. Biyoloji bölümü okuyan bir öğrenci balık isimlerinin önce Latincesini, sonra İngilizcesini öğrenmiştir ve biz de burada dolaşıyoruz. Öğretmen balık isimlerinin İngilizcesini say dediğinde öğrenci Latincelerini hatırlamış, İngilizcesini hatırlayamamış. Nereyi unuttuk? İngilizce unuttuk. Nereyi unutursak oraya ket vuruyoruz. O zaman ileriye ket vurma oldu bu. Bakalım cevabı aynen öyle. Öğretmen Latince'yi sormuş olsa, eğer öğrenci İngilizce'yi hatırlarsa, Latince'yi hatırlamazsa, bakın nereye unuttuk? Geri unuttuk. O zaman ne oldu? Geriye ket vurma oldu. Ha, ket vurma, ikisini öğreniyorsun, birini hatırlamıyorsun. Aktarma, birini öğreniyorsun, diğerini öğrenirken zorlanıyor veya zorlanmıyorsun. Aktarmayla ket vurma arasındaki farkı da bu şekilde incelemiş olalım.